Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere anlatacağım konu şu. Bilgisayarınız açılır açılmaz direkt olarak BIOS ekranı geliyorsa veya şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi anakartın bilgilerinin olduğu ve sizi BIOS'a yönlendiren ekran geliyorsa bu problemden nasıl kurtulursunuz onu anlatacağım. Birden fazla SSD ya da hard disk bağladığınızda genelde o zaman bu problemle karşılaşırsınız. İlk olarak akla gelen ise SATA kabloların yerlerini değiştirmek. Görmüş olduğunuz görseldeki gibi sizin de anakartınızda SATA giriş yerleri var. Buradaki giriş yerlerini SATA kabloların yerlerini değiştirerek, deneyerek bu şekilde sonuç elde edebilirsiniz. Eğer ki bu sorun işinize yaramadıysa eğer, bilgisayarın BIOS ayarlarına geliyorsunuz arkadaşlar. Sağ üstten boot kısmı var. Oraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan ise boot option bölümünden SATA'yı seçip burada zaten ben seçmişim. Direkt bunu seçiyoruz arkadaşlar. Ve şöyle alttan da kontrol edelim. Bakın sarısıyla SSD, onun altına hard disk, onun altına hard disk geliyor. F10'a basarak kaydedip çıkıyoruz. Bu şekilde BIOS ayarı yapabilirsiniz. Diyelim ki bu ayar da işe yaramadı. Yani Windows'un kurulu olduğu hard disk ya da SSD'yi seçerek başlatmayı seçmenize rağmen yine tek aynı sorunla karşılaştınız. O zaman son çözümümüz o da BIOS pilini değiştirmek. Arkadaşlar BIOS pilini değiştirmek aslında çok kolay. Telefonun birazcık flaşı fazla parlatıyor. Onun için kusura bakmayın ama şurada görmüş olduğunuz gibi bozuk paraya benzeyen bir saat piline de benzeyen bir pil var. BIOS pili bunun adı. Bunu değiştirmek dediğim gibi basit. Ben de şöyle bir sıfır pil var. Ben bunu değiştirdim. O yüzden yeni bir şey takmayacağım oraya ama nasıl değişeceğini göstereceğim size. Şuradan. Şurada bir çentik var arkadaşlar. Bu çentiği bir yandan telefonu tutup bir yandan çekim yapmak zor. Şöyle sola doğru kaydırdığınızda pil atıyor ve bunu alabiliyorsunuz oradan. Bir de alabilsem var ya. Bunu buradan böyle çıkartıp tekrardan yenisini getirip buraya aynı şekilde önce sağ tarafını sonra çentiklik tarafına şöyle bastırarak zaten çıt diye ses çıkacak. Bu şekilde takabilirsiniz. Bu 3 yöntemden bir tanesinin işe yarayacağına eminim. Eğer ki yaramazsa ya da yararsa da yorumlar kısmına bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Umarım video faydalı olmuştur. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.